Efendim selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi bugün günlerden 3 Mart. Az önce yardtan geldim. Yoruldum. Şimdi efendim, yarın sabah nasip olursa çok erken saatte Hiroşima'ya doğru yola çıkacağız. Şimdi Japonya'ya kadar gelip de Hiroşima'yı görmeden gitmek olmaz. 9 sene oldu buraya, gitmeye fırsat bulamadık. Ne zaman şimdi fırsat oldu? Fırsat yok da. Fırsat yapmaya çalışıyoruz yani. Ehliyet gitmeden bir hafta öncesinde gidelim dedik. 3-4 gün oralarda kalacağız, gezeceğiz. Ne olacak ne bitecek bilmiyorum ama maksat hem gezelim falan filan. Şimdi bu arkadaşla gideceğiz tabii ki. Buna gitmeden önce şu kar lastiklerini artık bir çıkartalım biliyorsunuz. Bunları S2000'e takıyorduk, son anda buna taktık. Şimdi bunların çıkma vakti geldi çünkü git gel yaklaşık 2000 kilometre yol yapacağız. Güneye doğru gideceğiz. Sıcak, daha sıcak yere doğru. Zaten burası artık 18-20 derece oldu. Mart ayı geldi. Bu lastiklerin bir anlamı yok şu an. En fazla bize daha fazla gürültü ve daha fazla yakıt yaktırır. 1800 kilometrede de az yol değil. Bunları çıkartalım. Hem böyle halen daha kışın karın olduğu yerler var Japonya'da. Hani Mayıs'ta satmaktansa bunları şimdiden satılığa koymak mantıklı. Zaten ileride bu arkadaşı da satılığa koyarız. Bizim müşterilere uymuyor bu araç. Yoksa var ya. Hey hey. Bunu hala bir tanıtmadık ya. Çok güzel araç arkadaşlar. Yani imkanınız olursa Lexus almaya. Hani şu mu acaba Lexus mu derseniz. Lexus seçeneklerin içine koyarsanız yani kesinlikle Lexus'tur. Diğer arabanın ne olduğu önemli değil. Abartmıyorum bakın. Ciddi söylüyorum. Abartmıyorum. Başınız ağrımaz ya bir kere. Başınız ağrımaz yani. O kadar diyeyim. Şimdi az önce Biyer amcanın yanından geldim. Bir fotoğraf çekilebildim. Yani fırsat yoktu video çekmeye falan zaten de. Video çekecek de biraz şey lazım tabii. Moral, kafa lazım. Sarıldık, ayrıldık. Bir fotoğraf çekindik. Onu da şeye koyarım yakında. Bu lastiklerimi hatırlıyorsunuzdur, jantlarımı. Bunlar benim siyah GTR'dan kalan jantlarım. Oldukça iyi durumdalar. Bunlardan da kurtulmam gerekiyor maalesef. Bunları da satacağım. Lastikleri fena değiller. Bir kere Fuji'ye çıkmıştım siyahla. Onun videosu yok ama videosuz çıktım yani. Normal gittim. Arabayı Fuji'de sürmüştük. Speedway'de. Fena durumda değiller aslında. Lastikler de yani %80 civarında bayağı derin etli. Bunları satacağım, bunlardan kurtulacağım. Önce güzel bir temizleyeceğim falan filan ama şuraya koymam lazım. Şurada daha bir takım lastik var. Şurada da Lexus'un lastikleri var. Lastikçiye döneyim. Şimdi şunları bir şuraya dizeyim. Ondan sonra Lexus'un lastiklerini bir çıkartayım. Sonra Lexus'u bir yıkayalım. Lexus'u yıkayamayalı 4-5 ay oldu. Şöyle baksana. Şuralar hep kirli. Güzel bir yıkayalım bunu. Yıkayalım derken yani yıkattıracağım hızlıca. Çünkü bugün zaten acayip yoruldum. Hiç hanımın arabasıyla uğraşamam. Şunları şuraya indireyim de hadi bakalım. Sonra arabanın içini temizleyelim. Çünkü yarın sabahleyin yani saat 5 gibi falan yola çıkar gideriz. Bagajımızı temizledik ama biraz daha temizliğe ihtiyacı olacak. Sanki buraya koymuştum ben onları. Arabanın ardına jonlarını. Evet. Supra'cım, seni de yarın götürmem lazım. Supra ve S2000'in fotoğraflarını çektim arkadaşlar ama satmayabilirim Supra'yı. Ay ay. Şu breaker barla hemen bu şeylerin bir azıcık gevşetelim, çok az. Korkunda insan gibi sıkılınca sökmesi de rahat oluyor. Üzerine çıkıp depilmeye gerek kalmıyor. Gerisini makineyle hızlı hızlı sökeceğim. Yukarıya kaldırınca. R34'ü henüz Nissan'a vermedim. R34'ü Nissan'a vereceğim. Neden Nissan'a vereceğim? Alt takımı komple
yenilemek için. Yani bildiğiniz arabanın şasisinin altı komple yenilenecek. Bütün salıncaklardır, bağlantılardır sıfır ile değişecek yani. Çıkma parça ile değil, sıfır ile değişecek. Neden böyle bir şey yaptırıyorum? Çok mu kötü şu anki durumu? Hayır, hiç de kötü değil. Gayet de iyi ama araba 20 senelik bir araba. Nereden baksan. Ve biz arabayı uzun süre kullanalım istiyoruz. Veya satacağım kişiye satarken söylerim. Araba böyle böyle iyi durumda. Yenilendi şeyleri diye. Zaten şey Nissan'da şase refresh aldı diye şeyi olacak onun. Ne derler? Bir tane plakası olacak arabanın ön tarafına. Plate yani. Aynı VIN number gibi böyle bir plate basılacak. Diyecek ki Nissan'da şase refresh yapıldı. Yazın ne olur ne olmaz onu bilemiyorum ama şimdiden plan yapmak gerekiyor tabi. Ve arabaları kendi başıma sağa sola götüremeyeceğim. Canımı sıkan şeylerden biri de o. Yani bizim arkadaşlardan rica edeceğim. Artık Ken olur, Jason olur. Bakalım. Hanım kullanamıyor tabi. Manuel olunca. Ehliyet onun otomatik. Zaten hani bilmiyor zaten manuel de. Yani kullansa kullanır da. Eskiden kullanmıştı var. Kullansa kullanır ama bilmiyor. Dolayısıyla bir arkadaştan rica edip işlerimizi öyle yapacağız artık. Bir gün biri müsait olur, diğer gün öbürü müsait olur. Ona bakacağız ama 21'de olur. Müşterilerim varsa Ara34'ü ciddi ciddi düşünsünler şimdiden. Haberiniz olsun. Böyle bir Ara34 kaçırmayın. Alacaksanız ileride. Fiyatı ne olur derseniz bitince arabanın bütün işlemleri. Şu an bir 34'ün fiyatı bitince ne olacak diye sorarsanız. Yani şimdi Zeytun Fender ve Zeytun Bonnet de gelecek. Onlarla beraber sanırım bir 160 bin euro civarını bulabilir araba toplamda. Yani alt tarafı sıfır olmuş olacak. Başka böyle bir Ara34 bu şekilde bulmak zor zaten de. Bir de üçüncü sahibi olacak alan kişi. Şimdiden 160 bin euro gibi düşünebilirsiniz arabayı. Biliyorum herkesin alacağı bir araba değil. Ama alan kişinin kesinlikle zarar etmeyeceği bir araba. Orası garanti. Evet, Supra'yı belki satarım diyordum. 46-47 bin euro civarını. Ama bilmiyorum. Vallahi hepsini de satabilirim. Hiç belli olmaz. Çünkü şu an ehliyetimin olmama psikolojisini nasıl olacak burası onu bilemiyorum şu an. O yüzden buradan sallamayayım. Onu ancak o zaman göreceğiz. Evet efendim. Yine eldivensiz işleri yaptık. Ellerimizi kirlettik. Lastikleri çıkarttık. Değiştirdik. Nasıl özlemişiz biz geldi. Yok ya o jantlar daha güzel duruyor. Allah jant olarak daha güzel duruyor ama aracın orijinal jantın üzerinde olması araca ikinci elde değer katıyor. Dolayısıyla bunlar kalacak tabii ki. Bunları fotoğrafını çekip internetten göndereceğiz gerisi geriye. Satacağız. Şimdi arabayı bir yıkayıp geleyim ben. Şöyle biraz bir yürüyüp geldim arabayla. İleri geri. Torklarına bakmak için. Özellikle sol arka tekere bakacağım aslında. Bunlarda bir şey yok. Sol arka teker böyle tam olmadı gibi. İndirince bayağı bir çapraz mampras kaldı. Şöyle bir daha bir kontrol edeyim. Çok az döndü.
Tamam, bunu kontrol etmiş miyiz? Tamam. Bizim uçaklar acıkmış. Akşam yemeği yiyeceğiz. Sonra araba yıkamaya gideceğim. Şimdi ben siz yemiyorlar, beni çağırıyorlar. Gel baba yiyelim. Yiyelim gidelim. Yemeğimizi yedik. Doğru yıkamaya. Hadi bakalım. Arabayı 27 binde almıştık. Şu an araba 40 bin küsur olmuş. Evet, şu an tire pressure'lar okumuyor. Orijinal lastikle taktık. Birazdan okurlar, biraz bir zaman geçsin, şöyle yola doğru dönelim. Herhalde okur yani. Kar lastiklerini sökünce araba tereyağı gibi oldu. Evet, lastik basınçlarımız da geldi. 210 hepsi okuyor. O ne ya, yukarıda ambulanslar, itfaiyeler falan var. Evet, geçenki GTR'ı yıkattığım yere geldim. Arabayı şurada bıcı bıcı soktuk. Şöyle bir parladı araba. Burada çizilmiyor, korkmayın, merak etmeyin. Şimdi burada arkadaşlar böyle her araç başı bir paket var böyle. Paketinizi alıyorsunuz. Burada instructionları var. Maviler lastikler içindir diyor. İşte yazıyor, camlar için pembeler. Body içinde yeşiller. Şimdi şöyle de arabamızı güzelce bir silelim. Bunu kullandıktan sonra da sepetleri atıyorsunuz. Onlar tekrar yıkıyor. Gerisi buraya getiriyorlar. Evet. Daha sonra da silme işi bittikten sonra da şu süpürgeyle bagajı ve içini süpüreceğiz. Silmeye başlayalım bakalım, hadi. Burada da paspasları falan yıkayabilirsiniz. Paspaslarının suyunu vesairesini çıkartmak için de böyle bir makine var. Evet, yeşillerle body yapacağınız diyor. Şu yukarı çıkalım bir. Önce şu tavanı bir temizleyelim. Tavanın cam kısmını şeyle yapacağız artık, pembeyle en son. Benim üzerindekini bir çıkartayım da, bunda şeyler var. Hava soğuk biraz ama üzerimdeki montta arabayı sürtmesin, sürttükçe sıkıntı. Şöyle hep aklıma gelir ama hiç uygulamam. Hani araba alacağın zaman o arabayı sahibinden rica edeceksin aslında. İzin alacaksın. Güzel bir yıkayacaksın. Arabayı yıkarken arabadaki bütün detayları fark ediyorsun. Neresinde ne var? Küçücük kılcal mı var? Pislik mi var? Kir mi? Yoksa çizik mi? Her şey belli oluyor. Hep yıllardır aklımda olan şey ama hiç uygulayamadığım bir şey kendisi. Bu arabanın şu arka şey dizaynını seviyorum. Bakın burada silgeç milgeç yok. Hiç kirli, kötü bir görüntü yok. Silgeç şu içeriği giriyor komple. Çok da güzel çalışıyor böyle. Aşağıya komple siliyor. Hop yerine gidiyor. Buradan asla göremiyorsunuz. Lexus ya. Evet. Şimdi ben komple hızlıca İki bezle birlikte hızlı hızlı sileyim bunu. Şunu da açayım. Bir açılsın. Şu altlarını da silelim. Evet. Burada bayağı bir işim var benim. Çünkü bu arkadaş normal bir araba değil. Bayağı büyük bir şey. Biraz uğraştıracak. Geçen gün S2000'i temizlemeye geldim buraya. Hemen bitti. Silerken birlikte bitti. Evet, çiçek gibi oldu. Yani bu kadar çiçeklik yeter. Çok fazla çiçek olmasın. Nazar değil. Jantları silmedik. En son jantları sileceğiz şimdi. İçini süpürdük. Camlarını ve kaportayı komple sildik. Kapı içeri, kapı attım. Horları her tarafı hallettik. Hallettim yani. Kimse yok. Kendi başıma uğraşıyorum. Yorgun her gün.
Sabah daha 5'te yola çıkacağım. Akşam oldu. Camplar da yatıyordu 3 aydır. Şimdi güzel bir sileyim ben bunları. Evet efendim, jantlarımızı sildik. Lastiklerimizi de parlattık bir güzel. Şimdi artık bana yol göründü. Eve gideyim, dinleneyim. Sabah 5'te mi yola çıkıyoruz? 4'te mi? 5'te deyip 8'de mi çıkarız? Geç kalırız. Orasını bilmem. Kendinize iyi bakın. Hoş geldin, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz. Hiroşima'da ne kadar ne çekebilirim bilmiyorum. Çekebilirsem çekeceğim. Çekemezsem. Hayırlısı. Allah'a emanet olun.